izleyenlerimiz diyorum. Aynı zamanda katılan sevgili bizimle birlikte olan dostlarımız. Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği'nin Dumansız Hava Sahası sohbetleri yine bugün değerli bir konuğumuzla devam ediyor. Sevgili Alanur Özalp, psikolog Alanur Özalp bizimle birlikte olacak. Birazdan sohbetimize dahil olacaktır. Özellikle Sigara Savaşanlar Derneği'nde icra kurulunda kendisi. Konumuz sigara olunca ve sigarayı bırakmak isteyen birçok kişi aslında bıraktıktan sonra da ya da bırakmak için kullandıkları ilaçlarla da birçok sorunlar yaşadıkları için psikolojik kendisini sohbetimize dahil ediyorum. Ve sormak istediklerinizi ben de bekliyorum. Ben de birçok soru soracağım sizin adınıza. Evet, merhaba Alanur Özalp, hoş geldiniz. Uzman psikolog Alanur Özalp bugün konuğumuz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Ne kadar güzelsiniz. Gerçekten çok güzel görünüyorsunuz. Harika bir görüntünüz var. Sohbete başlayacağız ama başlamadan önce sizden bana bir mesaj geldi. Diyor ki müzikli sohbetler diyor. Bu müzikli sohbetleri de buradan duyuralım. Takip etsinler. Evet. Ben de takip ediyor olacağım. Sohbetlerimiz hep sohbet diyelim. Olarak devam edince insanlar tabii ben müzisyen olunca biraz benden canlı performans da bekler oldular. Baktılar sohbetlerde çok fazla canlı müzik olmayınca böyle bir istek geldi. Onun üzerine müzikli sohbetler diye sanatçı konuklarla bir programa başladık. Program diyorum artık bir televizyoncu olarak. Bu sohbeti bir program havasında yürütüyoruz çünkü öyle düşünüyorum. Peki sizin de her dakika yoğun canlı sohbetler, canlı yayınlar devam ediyor bakıyorum. Hatta benden sonra yine 18'de bir tane daha var sanırım. Öyle bir paylaşım yok. Evet, çok önemli bir yazarımız. Aynı zamanda da eğitmenimiz. Ben de kendisinin kitaplarını da çok beğeniyorum. Ve özellikle de bizimle olsun istedim. Ve bu güzel bir sohbet olacak diye düşünüyorum. Nazan Hanım bizimle birlikte olacak. Kendi kitabı Piraye'de Nazım Olmak kitabını bize anlatacak ve bu yeni kitabı. Ama daha önce de bir kitabı daha var. O da benim çok hoşuma giden bir kitap. O bir biyografi, Frida Kahlo'yu anlatan, onun hayatını, yaşamını, onun hayatındaki kişileri anlatan bir kitap. Onun için kendisiyle kitap... O zaman ben de takip edeceğim. Ben de takip edeceğim kendisine. Çünkü hem Frida Kahlo hem aynı zamanda Nazım'ın aşkları özellikle merak ettiğim, ilgilendiğim konular arasında. Çünkü o aşklara yazılmış çok özel şiirler var. Ben de o şiirleri besteliyorum biliyorsunuz. Hem Sabahattin'in... Biliyorum. Ben sizi sahnede dinledim. Çok güzeldi. Sesiniz de çok güzeldi. Yaratıcı çalışmalar yapıyorsunuz. Çok farklı çalışmalar yapıyorsunuz. Hepsini çok beğenerek izliyorum. İnternette de yaptığınız çok hoş videolar var. Onları da takip ediyorum. Çok özgün, farklı şeyler. Çok güzel. Sesiniz de çok güzel. Ben hep her akşam düzenli olarak olsun istiyorum. En azından bu aralar böyle bir etkinlikler insanları mutlu ediyor. Çünkü gördüğüm kadarıyla belki siz de bana katılırsınız. Televizyonda hiç güzel bir program yok. Ve bir şekilde bizim Hababam Sınıfı dediğimiz filmleri de göstere tükettiler. Şimdi gerçekten... Evet. O filmlere doyum olmuyor. Biz o filmleri aynı gün üst üste de seyretsek doyamayız. Ve o günler ne kadar güzel. Çünkü samimiyeti seviyoruz değil mi? Samimiyeti, içtenliği, paylaşmayı bunları seviyoruz. Peki bugün özellikle ben size en samimi soruları sormak istiyorum. Çünkü birçok kişi aslında bu sigara ile ilgili konularda kendi içlerine kendilerine soramadıkları sorunlar yüzünden sigaraya bağlanıyorlar. Sigaraya sığınıyorlar. Sigarayı en iyi dostları yapıyorlar. Tanju Okan gibi benim en iyi dostum içkim sigaram gibi şarkılar onları teselli ediyor. Yani özellikle bu özenti döneminde çocukları öncelikle korumak için bir psikolog olarak anne babalar neler yapmalı sigaraya karşı? Bunu sormak istiyorum. Şimdi birincisi çocuklar şöyle bir şey istiyorlar. Anne babalarının sigara içmemesini istiyorlar. Ve ellerinden veya çantalarından sigarayı alıp
çöpü atıyorlar. İşte bir şekilde onu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Tabii ki burada amaç anne babaların da içmiyor olması. Ama anne babalar bir noktada başlamış ve alışkanlık kazanmışlarsa bu alışkanlıkları kolay kaybetmek kolay değil. Onun için de bizim istediğimiz çocuklarına karşı dürüst davranabilirler ama şunu söyleyebilirler. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklara bunu söylemek gerekiyor. Biz bir kere başladık ve bundan Kurtulamıyoruz. kurtulamıyoruz ama bu doğru bir şey değil ve bir şekilde bizim sıkıntımız sizin başlamamanız. Onun için de biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz gibi bir şey söylemeleri gerekiyor. Tabii ki bu arada özellikle ufak çocukların bu konuda çok bilinçli olduğunu görüyorum. Evet. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşındaki çocukların anne babasının sigara içmemesi için onlara bir takım engeller koymaya Uyaran da çalıştıklarını var ama aynı görebiliyorum. zamanda ellerinde onu gördükçe özenip denemeye çalışan çocuklar da var. Ya da Tabii işte bizim ki. hani kötü bir şey yapsa da o çocuk onu yaptığı zaman hoşlarına gittikleri için ay yap bakayım diye teşvik eden anne babalar da var, değil mi? Valla ben öylesinin pek şey olarak düşünmüyorum. O birazcık psikolojik bir rahatsızlık geçiriyor gibisinden düşünüyorum. Çünkü sigaranın her şeyi bir kenara bırakacak olursak ücretleri, sigara ücretlerinin ne kadar pahalı olduğunu pek çoğumuz çok net bir şekilde içmesek bile biliyoruz. Onun için de Evet. hani ben ne yapayım işte sigara içeyim veya başlamışım demek de çok doğru değil. Çünkü şöyle bir olay var. Yani bir kere üst üste bir paket içtiğini düşünürsek ve bunu bir ayla çarparsak yani ödediği parayı Tabii. bir ayla çarparsak ve onu da bir yılla çarparsak hatta bazı insanlar daha ileri gidip 10 yılla da çarpmışlar. Ne Geleceğine kadar yönelik nasıl büyük bir bir para yatırım ve değil mi aslında bakıldığında? çok büyük bir para ve ayrıca da bu parayla ilgili sağlıklarını tehlikeye atıyorlar ki sağlık geri gelmeyen bir şey. Biz diyoruz ki insanlara uzun ömür diyoruz ama uzun ömürün sağlıklı uzun ömür biçiminde söylüyoruz bunu. Çünkü gerçekten eğer sağlığımız yoksa uzun ömür olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çünkü Evet. sağlıkla ilgili bir takım sorunların yaşanması o kadar bizi rahatsız ediyor ki hatta bazen insan diyor ki öleyim gideyim bari bu kadar acıyı çekmeyeyim diyor. Ama Evet. gördüğümüz kadarıyla hayat güzel ama onun daha güzel olması için de özellikle bu konuyla ilgili sigaradan kurtulmak gerekiyor. Biz psikologlar olarak sigara konusunda sigara bırakma terapileri yapıyoruz ve bu terapilerde de oldukça başarılı olduğumuzu görüyoruz. En azından bir denemek lazım diye düşünüyorum. Evet. Ön yargılı olmamak lazım. Bir deneme yaparsanız başarmayacağınızın bir garantisi yok yani. Onun için de bir deneme yapmak İsteyen kişi gerekir. başarır, değil mi? Her zaman isteyen kişi başarır. Bu arada Profesör Doktor Melahat Dönmez de bizimle birlikte çok güzel yorumlar Kendisi yapmış. Kendisine hoş geldin diyoruz. çok Diğer konularımız da yavaş sevgilerimize yavaş dahil oluyorlar. iletelim kendisine. Şimdi şöyle bir olay var. Sigara her açıdan bize zarar veren bir şey. Yani hem kendimiz içtiğimiz için zarar görüyoruz ama burada içmeyen kişi sigara içen kişinin yanında oturuyorsa işte eşi çocuğu gibi Evet. onun daha fazla zarar Bu gördüğünü hava söylüyor sahasında, tüm dumanlı hava sahasında araştırmalar. çalıyor. Yine baktığımız zaman işte biraz önce söyledik kesemize zarar dedik. Yine özellikle hamile kalan hanımlardaki düşük oranının çok yükseldiğini, erken doğumların çok belirgin olarak ortaya çıktığını ve bunun gibi pek çok olumsuzluğu teker teker sayabiliriz. Onun için de Evet. bir şekilde şimdi ikimizin de içinde olduğu bu konuda derneğin de çok güzel çalışmaları var. İşte sigara içmeyen kişileri ödüllendirmekle ilgili her sene yapılan bu güzel ödül töreni bu Evet, sene de tam yapılacağı zaman insanlığın gerçek dostları diyoruz. Çünkü gerçek gerçekten sigara dostları. için savaş veren kişi, insanı seven, insanların o kötülükle, zehirle yaşamasını istemeyen kişiler oluyor. Peki benim merak ettiğim bir şey var. Mesela size birçok kişi geliyor. Onların sigaraya sığınma sebepleri neler? Yani sizinle anlattıklarında, bırakmak istediklerinde ne tür sorunlar yaşıyorlar? Yani ne sorunlar Şöyle yaşıyorlar?
Şimdi bazen ki biraz önce siz de belirttiniz çok da önemli. Şu çok önemli. Gerçekten ergenlik dönemi dediğimiz gençlik döneminde birazcık böyle içinde bulunduğu gruba bir hava atmak için böyle bir şeye girişebiliyor. Başlıyor. Yine baktığımız zaman işte kendisi ben sigara içiyorum, büyüdüm artık mesajını başka şekilde verebilmek için böyle bir şeye başlıyor ve bir şekilde de artık grubu içiyorsa, içine dahil olduğu grup içiyorsa o da içmeye zorunlu hissediyor kendisini, mecbur hissediyor. Tabii ki bu konuda hani aşk acısıyla içen var. Yine işte çok kahrolan böyle bir takım kötü olayları yaşadığı zaman içip kendisini rahatlatabileceğini düşünenler var. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Ama insan Peki acaba onları nasıl razı edebiliriz? Onların onu rahatlatan bir şey olmadığını, aslında bir zehirle dost olduklarına. Yani işte o yaşadıkları şeyi kendilerini nasıl kandırdıklarını nasıl bir şekilde onları kabul ettirebiliriz? Çünkü kabul etmiyorlar. Yani bir de ben mesela şeyi de merak ediyorum. Sigara içen bir insana ben sigara ile ilgili bir şarkı dinlettiğimde ya da işte sigara ile ilgili zararını anlatan bir şey yaptığımda dalga geçer diyeyim, hemen bir tane daha bir sigara yakıyor. Şimdi bizim onların gerçekten ilgisini çekmek için, gerçekten o savaşa başlamaları için nasıl bir yaklaşımda olmamız gerekiyor? Bir kere şunu söylememiz gerekiyor. Bu iş çok zor. Ki onun için biz burada bu savaşı vermeye çalışıyoruz. Başlamamak lazım. Yani başlamak başladıkları noktada biz onlara ulaşabilirsek buradan geri dönüşü kolay. Ama başladıktan 40 yıl sonra, 30 yıl sonra başka hastalıklarla birlikte doktorların karşısına oturdukları zaman onlara yardımcı olmak çok daha zor oluyor. Ama burada şunu gördüm ben, kararlı olmak gerekiyor. Yani kararlı olursa insan bunu başarıyor. Benim de asistanım yani yaklaşık olarak 20-25 sene içtikten sonra bıraktı ve biz onun bırakabileceğine inanamadık. Kesinlikle olmaz böyle bir şey. Bıraktı? Peki nasıl bıraktı? Bir hani destek aldı mı? Biliyorsunuz bu eczanelerde satılan ilaçlar var. Hani Pix'le bir tane tam ismini vermeyeyim. Onlar mesela aslında bir süre sonra o sigarayı bırakmak için yararlı oluyor ama daha sonra başka bir alt derinde bir hastalık varsa onları da tetikliyor diye biliyorum. Çünkü bir erkek kız arkadaşımın erkek arkadaşı ona başlamıştı. Resmen ilişkileri bitti. Aralarında öyle büyük kavgalar, öyle büyük tartışmalar oldu ki sinir patlamaları oldu o kişinin. Yani bunu nasıl çözebilir o insan? Bu sorunları yaşamadan nasıl atlatabilir o dönemi? Şimdi şöyle kişiden kişiye farklılıklar gözlemliyoruz. Şimdi bazı insanlar gerçekten bu işi kafalarına koyduklarında buna yönelik olarak ne gerekiyorsa yapıyorlar ve bunu arkalarında bu işi bitirip devam ediyorlar. Ama bazı insanlar da çok zorlandıklarını görüyorum. Onun için de hani bu birazcık kişilik yapısının etkisi var diye düşünüyorum. Birazcık yakın çevrenin etkisi var diye düşünüyorum. Onun çevresinde sigara içenler yoktu. Onun için böyle bir daha Kolay o. kolayca bu işi başarıyla sonuçlandırdı. Hala da içmiyor zaten. Onun için de bir şekilde tabii ki çevresinde annesi, babası, yakınları içiyorsa burada riskli kişi oluyor o. Onun için de en yakın olduğu kişiler yani eşinin içiyor, içmiyor olması çok önemli. Çocuklar için de bunlar Tabii. çok önemli. Yani annesi içiyorsa o çocuk bir süre sonra ister istemez sigarayla daha Tek büyüyor. yakın tanışıklık kurmaya başlıyor. Bir de Biz şunu kabul onlara şey etmek diyoruz, lazım. birçok kişi tetikleyici diyoruz. Evet, Yani o evet. tetikleyici etkenler, mesela kahveyle içmekten hoşlanıyorsa kahveyi bir süre kesecek. Gittiği mekanda içiyorsa gittiği mekana bir süre gitmeyecek. Çok içen bir arkadaşıyla birlikte içiyorsa o arkadaşıyla bir süre görüşmeyecek, değil mi? Bunun gibi tetikleyicilerden uzak kalması gibi bir durum. Pek çok şey var ama şöyle de bir olay var. Yani bazen insan onu bırakmaya çalışıyor. Hani bir Mevlana'nın sözü var. 1.000 kere töbeni bozsan bile geri geldi diye bir söz tam şöyle Evet. ifade edemedim ama Ben de demek tam istediği hatırlayamadım bu. şimdi o sözü. Ne kadar töbeni bozsan bile geri gel diyor. Yani buradaki yeniden işte yapmak istediğin şey sigarayı bırakmaksa o yani
Hep tövbeni bozabilirsin. Bu Bir kere normal bir tövbe olay. etsen yine gel. Evet, Öyle bir yani sözü var. Çünkü yeniden gel gel devam gel diyor. ne olursan gel. Bin Evet. kere tövbe etsen yine gel. Gel diyor. Onun için burada yani hiçbir şekilde yılmamak gerekiyor ve bu konuda da sabırlı, kararlı olmak gerekiyor. Tabii ki çevrenin desteği çok önemli ama yani bunu denedi de olmadıysa bir profesyonel desteği olan psikolojik bir destek de alması gerekiyor. Psikolojik destek almak için bir hastalığı veya psikolojik bir rahatsızlığı olması gerekmiyor. Sigarayı bırakmak için de destek alınabilir. Bu konunun dışında pek çok konuda da destek alınabilir. İnsanlar hani ben deli değilim diyorlar veya alınıyorlar, kırılıyorlar. Böyle bir şeyi biz teklif ettiğimiz zaman bile niye bana böyle bir şey teklif ediyorsun gibi bir Niye böyle bir şeye alınganlık ihtiyacım yok diyorlar. geliştiriyorlar. Yani tabii Halbuki siz öyle değil o olay. branşın içindesiniz. Psikoloğa gitmeyi bir hastalık gibi, kendisi psikoloğa giderse hasta yerine konurmuş gibi düşünen insanlar var. Bu tamamen bence yanlış bir duygu. Çünkü insanlar bazen çevresinde o içindeki derin duyguları paylaşabileceği yakınlıkta, samimiyette insanları bulamayabiliyor. Ve birçok konu içinde daha büyüyerek, derinleşerek daha büyük sorunlara sebep olabiliyor. Aslında psikologlar, yani bir psikiyatrist dediğimizde bir ilaç konusu söz konusu olmadığında, değil mi? Evet, Karşılıklı olarak doğru. Doğru. konuşma, rahatlama, gerçekten aslında o kişinin en derin sorunlarına kadar inip esas sebebi bulmaya çözüm sağlamış oluyor. Şöyle düşündürmeye çalışıyoruz onları. Sigarasız da olabilir, deneyebilirsin. Bu konuda başaracağım diye bir şey koyma, kendine bir kota koyma, bir Sınır koyma. zaman kotası da koyma. Kendini serbest bırak ama bu konuda hani bir şekilde deneyebilirsin ve bir şekilde bunu başarabilirsin ama insan kendisini böyle bir sıkıntıya sokmadan bu işi yapması gerekiyor. Onun için bazı konularda yani her şeyi ben halledeceğim biçiminde değil de hani bir profesyonelle birlikte halledeceğim biçiminde bakmak biraz onları rahatlatabiliyor diye düşünüyorum. Birazcık da sevdikleri için de bırakabilirler. Yani sevdiklerinin güzel yaşamını da görmek için bırakabilirler. Onun için de bir de belli bu sigara tröstlerine de para kazandırmamak için de bırakmaları gerekiyor. Çünkü onlar sağlığa çok Düşmanı mutlu zararlı ediyorlar. olduğunu Düşmanı mutlu bilmelerine ediyorlar. rağmen Yani üretiyorlar. Pek çok insan da bana şunu soruyor. Niye bu sigarayı yasaklanmıyor diyor. Yani komple. sigara tamamıyla bunu niye üretiyor insan diyor. Evet. Yani ne üreten insan Çok büyük bir üretmemesi. sektör. Çok büyük bir sektör. Evet, Yani çok büyük bir yeri sektör ama geldiğinde engel olacak olan, bu satışı engelleyecek olan kişilere çok derinden gizli güçlerin yani hayatına müdahalesi kadar söz konusu. kastedebildiği İnanılmaz derecede büyük bir güç, büyük bir sektör. Ellerinde şu an reklam yapmadıkları için zaten çok birikmiş güzel bir bütçe var. Reklam yasağından kaynaklanan ve bunları aslında insanları satın alarak, projeleri satın alarak bir şekilde yine insanların beynine, ruhuna işliyorlar. Bu tamamen bir zehir ve bu zehir tüccarları inanılmaz derecede tehlikeli. Ve bir şekilde de gördüğümüz kadarıyla böyle eğlence yerlerinde özellikle işte gençlerin gittikleri eğlence yerlerinde bunları daha böyle hoş bayanların eline vererek sattırmaya çalışıyorlar. Tabii Evet, ki içecekli, bir şekilde içerikli, şeker, onlar güzel kızlar. evet, çok hoş böyle uzun boylu kızların eline veriyorlar. Bir ara biliyor Tabii musunuz ki. böyle küçük küçük boylar çıkmıştı sigara ile ilgili. Ya da bu dışını taşımak için yaptıkları kaplar var. Onlar böyle inanılmaz derecede cazip, güzel. Ben bile mesela onun sigara kapı olduğunu anlamadım bir tanesini. Çok hoşuma gitti, aldım. Sonra baktım sigara kapıymış, içinde toka kabı yaptım. Yani ama sigara için çok cazip, çok böyle inanılmaz bir sektör var aynı şekilde. Tabii ki. Bu arada Melahat Hatta Hanım buradan bize bahsediyor bir hep her dostumuz seferinde. kartel bunlar Aslında diye yazmış. Doğru, çok büyük koronadan karteller. ölenlerden ziyade sigaradan ölenler çok daha fazla. 332 kişiymiş.
Tamamen doğru ama şöyle bir durum oldu. Gördüğümüz kadarıyla biz hiç inanmamıştık ilk bu yasanın çıkabileceğine, insanların bu reklam yasağının tamamen Gerçekleşebileceğini. ortaya geleceğine ve kabul edileceğine, mecliste kabul edileceğine filan hiç inanamamıştık ve bu çok hızlı ve çok güzel adımlar bunlar. Halk sağlığı için yapılan adımlar diye düşünüyorum ben. Onun için de bir şekilde burada yazmışlar zaten sağlığını düşünen insanlar bu işten bir an evvel kurtulmalı diye. Evet, ben de böyle düşünüyorum. Yani zaten sigarayı bırakan kişilerin ilk önce yüzlerine yansıyor. Yüzlerindeki sağlıklı bir cilt rengi Çıldır, ortaya pırıldır. çıkıyor. Bu kadınlar için de geçerli, erkekler için de geçerli. Peki siz hiç denediniz Özellikle mi? Hiç içtiniz mi? Hiç tabii ki içtiniz mi ya da ben denediniz mi? Tabii içtim. Üniversitedeyken içiyordum. Sadece benim bir hassasiyetim var. Ben hep böyle paket almayı unutuyorum. Unuttuğum için benim ailemde kimse içmediği için böyle bir alışkanlığım da yok. İşte bir arkadaşımdan istedim. Sonra öbür arkadaşımdan istedim. Sonra böyle birilerinden istemek böyle bir otlakçılık gibi bir tabiri de vardır yani. Hoşuma Evet. gitmedi. Dedim ki ben o zaman bırakayım bunu dedim. Ve ondan sonra da o iş benim hayatımdan çıktı. Ama ben bir yeni başlamıştım zaten. Ve özellikle ailede birilerinin içmemesi çok olumlu bir faktör. Onun için Tabii. de çok rahatlıkla bıraktım ve o günden beri hiç de aklıma bile gelmedi. Ama etkileniyor insan. Dışarıda içen birileri olduğu zaman etkilenebiliyor. Dumandan da hemen fark ediyorsunuz. Yani o odada sizin dışınızda birisi sigara içtiyse hemen onu fark edebiliyorsunuz. Özellikle Melihat Hanım bize söylemişti. Giysilerdeki sigara kokusunu hemen fark Evet. edebiliyor insan. Özellikle hamileler bu Hele ki konuda çok içilen bir hassastır. ortamda bulunup akşam eve döndüğümde ben o artık iç kıyafetlerime kadar tamamen sinen koku, saçıma sinen koku. Yani mesela ben çok fazla derecede böyle gece yatıp da gece duş alıp yatmayı çok aşırı saçlarımı ıslatmayı özellikle sevmem. Hani saçlarımı toplarım. Sonra yatarım. Çünkü benim böyle bir o konuda hassasiyetim var. Eğer gece hafif bir nemli ya da ıslak kalırsa saçım Tabii, sabaha tabii. karşı gerçekten hasta uyanıyorum. O yüzden muhakkak sabah aldığım bir duşta saçlarımı yıkamayı tercih ederim. Gece ise hayır ama ister istemez öyle bir davetten geldiğimde muhakkak niyetle ne kadar şey olursa olsun hemen saçlarımı bir yıkama ihtiyacı hissediyorum. Çoğu kez de ne kadar çok kurutursam kurutayım sabahına hasta kalkıyorum. Yani benim iki şekilde zarar vermiş oluyorlar. Hem boğazlarımı kirletmiş oluyorlar, zarar vermiş oluyorlar. Hem ciğerlerimi hem de benim sebep oldukları duşumun sonucunda sabahına da hasta kalkmama sebep oluyorlar. Hepsine kızıyorum o yüzden. Ama çok güzel şeyler gördük bu arada. Şimdi bizim ben uzun süre değişik televizyon kanallarında çalışmıştım. Orada işte bu televizyonun içinde içilmesi Evet. yasaklandığı için Star TV'de insanlar kapının önüne çıkıyorlar. İşte bir çıktılar, iki çıktılar, beş çıktılar ama havalar soğumaya başladı. Baya baya soğumaya başladı. Şimdi paltonuzu giyeceksiniz, çıkacaksınız, bir daha yukarı çıkacaksınız filan. Ve bir süre sonra baktım ki baya baya bırakmaya başladılar. Bir süre sonra da pek çoğunun içmemeye başladığını gördük. Bu hoşumuza gitti. Yine özellikle de İşte bu kahvelerde içilmesi yasaklanmış olması çok önemli bir şey. Çünkü Evet. orada bir bakıyorsunuz göz gözü görmüyor. Hani o kadar yoğun bir duman, o Nasıl bir kadar yoğun zarar? bir Orada duman ki. yani belki hani kahve iş olmayan, emekli olan bir şekilde hani evde hanım der ya her zaman temizlik yapacağı ya da bir düzen yapacağı zaman şöyle bir gitsen dolaşsan der. Hani o şekilde erkeklerimiz için aslında bir seçenek oluyor. Ama o seçenek için içmeyen kişinin nasıl bir eziyete katlandığını düşünebiliyor musunuz? O yıllarda, özellikle içilen yıllarda. Yani tamamen ben de mesela benim babam emekli olduktan sonraki dönemde damayı çok severdi. Çok iyi bir dama ustasıydı. Ve sadece hani gidip orada iyi bilen, dama bilen, satranç bilen arkadaşlarıyla oynamak için giderdi.
Ama yani geldiğinde o bütün hep de takım elbise giyerdi zaten. Hı. O takım elbisesi nasıl bir koku içerisinde olurdu? Yani biz herhalde haftada 2-3 böyle takım elbise gönderirdik kuru temizlemeye. Çünkü inanılmaz derecede kötü bir kokuydu. Bir de şöyle bir şey var. Yani şu an sigaraya karşı birçok tedavi yöntemi var. Hani Evet, psikolog evet, olarak gelip evet. sizinle görüşmek, siz onların Şu en anda şey sorumlu bulma yapıyoruz tarihinde zaten, belki onu önerdiğiniz da mesela neler olabilir? şunu da söylemek lazım. Şu anda bu sigara ile ilgili online, şimdi şu anda sizinle yaptığımız gibi online tedaviler yapıyoruz. Onun için de olabildiğince bir yerden bir yere gitmedikleri için bu onlar için biraz daha pratik Kolay oluyor. oluyor. Hoş bir şey oluyor. Hatta biz onlara o kadar rahat bir çerçeve çiziyoruz ki bu konuyla ilgili olarak, hani böyle bir seans, iki seans, 10 seans gibi değil, aylık bir program düzenliyoruz ve Paket sigaraya program. ihtiyaçları olduğunda veya elleri gittiğinde, akıllarına geldiğinde hemen bizi arayabileceklerini söylüyoruz. Böyle bir yaklaşım onları Bu rahatlatabiliyor. çok güzel Şimdi bir şey. Hani bir an sıkıntı, eli yani. titredi, sigara içmek istedi, sizi arıyor mesela, size ulaşıyor. Bu çok güzel. Peki şöyle bir şey var. Bir ara biliyorsunuz filmlerde de çok fazla konu olur bu alkoliklerle ilgili, alkoliker kulübüyle. Onlar buluşurlar, dertleşirler, ben bir alkoliyim derler, şu kadar zamandır içmiyorum. Bunun hep böyle bir konuşmaları, sohbetleri olur. Onların başına içinden bir tane arkadaşını verirler, o birbirini teşvik eder. Hep böyle filmlerde izlediğimiz bir alkol bırakmak için yapılmış olan terapiler. Bunun sigara için olanı var mı? Sigara içmeyen, içmek istemeyenler, ben bir sigara kolikim kulübü var mı? Ya da Şöyle, kurtar mı? benim bildiğim kadarıyla yok, ama şu andan sonra olabilir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar online olarak bu tür bir hizmeti karşılıklı olarak verebilirler. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bu tip grupların, özellikle şimdi biz Instagram üzerinden yapıyoruz ama Tabii. Zoom üzerinden 1.000 kişinin bir arada olduğu toplantılar yapıldığını biliyorum. Onun için O de zaman bin sizden kişilik ilk isteyeceğimiz o olsun. Ben bir sigara kolikim ile başlayan bir başlık ve Zoom'da gerçekten sigara içen ve bırakmak isteyen kişilerin katıldığı bir toplantı. Ne dersiniz? Vallahi çok güzel olur. Bu çok da keyifli olur diye düşünüyorum. Çünkü atsız alkolikler dediğimiz bu bir tedaviye destek bir uygulama. Çünkü bu uygulamanın en güzel tarafı, alkolü bırakmış olan kişilerin birlikte oturdukları, birlikte konuştukları bir uygulama bu. Aynı zamanda onların Yakında koyalım. aileleri ve eşlerinin de ayrı bir grubu var. Onlar da Tabii. yine böyle bir alkol bağımlısıyla, yaşamayla ilgili ne tür sıkıntılar var? Bunu 20 Zaman yıldır veya başlatıyoruz. Atsız sigara başlatalım, kolikler. başlatalım, başlatalım. Atsız sigara kolikler. Olması gerekiyor bence. Hemen Melahat Hanım da destek verdi. Çok güzel. Biz Mutlaka. bu açıdan şanslıyız aslında. Yönetim kurulumuzda gerçekten konunun uzmanı. Ya yani mesela sigara içme aynı zamanda siz psikolojik olarak size hamile bayanlar da geliyordur. Tabii Ona ki. özellikle Tabii ki. belki kocası içmiyor, eşine özellikle size Tabii. yönlendiriyor. Bir an önce bıraksın ki çocuklarına zarar gelmesin diye. Bu şekilde konumlar da söz konusu olabilir. Bu açıdan Melahat Hanım'ın kadın doğumla ilgili konusu özellikle böyle hastaları demeyelim, size özellikle gelen danışanları teşvik etmek açısından önemli olabilir. Beyine komut, flört ilişkisini kes. Sigarayla flört. Doğru, doğru, bu önemli. Biz bunu oldukça hızlı bir şekilde deniyoruz. Çünkü beyinli böyle bir durumla adapte olmasını sağlayabiliyoruz. Onun için de bununla ilgili olarak, şimdi şu işe yaramıyor, onu vurgulamak lazım. Baskı işe yaramıyor. Evet. Burada cezai yaptırımlar işe yaramıyor. Baskısız bir Onun sistem için de olması lazım. baskı kurmadan, cezai yaptırımlar koymadan, mesela bu atsız alkoliklerle birlikte atsız narkotikler de var. Yani bağımlılar. Onlarda da şöyle bir durum söz konusu. Yani siz bir başka ülkeye gideceğiniz zaman bile hemen oradan haritaya giriyorsunuz.
O sizin gideceğiniz yere en yakın toplantı nerede yapılıyor diye bakıyorsunuz. Siz de o toplantıya katılıyorsunuz. Ve bu çok güzel bir uygulama. İşte bu Yani çok dünyada güzel böyle bir uygulama. uygulama var mı bilmiyorum, atsız sigara koliklerde, ama belki Türkiye'de ilk başlatan olabiliriz. Ne dersiniz? Ve bunun yavaş yavaş zincirleri kurulur. Çok güzel olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü çok pratik, çok kolay. Burada yapılacak şey çok kolay ve birbirleriyle bu bıraktıktan sonra birbirlerine örnek olmaları, birbirlerine cesaret vermeleri, birbirlerine güç vermeleri veya özlediği zaman eline almadan hemen bir başkasını arayabileceğini bilmiş olması çok önemli. Hani o kadar bir zincir ki bu. Yani birini aradı, onun telefonu meşgul, hemen bir başkasını arayabilir. Hemen bir başkasını arayabilir. Böyle bir zincir, ama bu zincir tamamen sağlık üzerine kurulmuş bir zincir ve buradaki kişiler bu işi bırakmış, işte bir senede olmuş olabilir, 6 ayda olmuş olabilir veya daha uzun sürelerde olmuş olabilir. Bu çok güzel bir uygulama ve bunu online olarak yapmak da çok kolay diye düşünüyorum. Melahat Hanım'ın sözünü de söyleyelim. Parasını el alır, dumanını yel alır, zehiri sizde kalır. Bu birkaç kez tekrarladı. Biz de dile getirelim onu. Melahat Hanım çok akıllı bir kadın, çok çalışkan bir kadın, çok da üretken ve Sigaraya sürekli karşı çok çaba veriyor, çok emek çaba harcıyor veriyor. buna. Gerçekten hepimizden daha fazla çaba veriyor. Hani biz bulunduğumuz yerden bu çabayı verirken onun da bu çaba üzerine hatta kendisinin mesela ben görüyorum pek çok şık mekana gittiğim zaman orada insanlar sigara içiyorlar ve ben onların yanına gidip içimden hani bir rica etsek biz buradayız bizi olumsuz yönde sağlığımızı tehlikeye sokuyor diye söylesem diye düşünüyorum ve İçmeyene bir türlü saygı aslında, değil mi? İçmeyene evet saygı, evet bizim çok çok beklediğimiz o. önemli, ama mekanlar son günlerde çok ekonomik olarak sıkıntı çektikleri için bu tür talepleri geri çevirmiyorlardı ve bu tür taleplerle ilgili olarak şikayetler olduğunu ve biz tam o mekanda otururken birden polisin mekana gelip hemen mekan sahibiyle konuşmaya başladığını görüyoruz. Onun için Bir işte de böyle zaten durumlarda kaçak durumlar var. Yani mesela evet. işte bardağın içerisine koyuyorlar belli bir şekilde. Hani kül tablası vermiyorlar da sarılmış bir bardak getiriyorlar, bir kap getiriyorlar. Sanki içilmiyormuş gibi. Onun içerisine atılıyor küller. Böyle kaçak kaçak o sigaralar yine tüketiliyor. Tabii ki burada amaç onların sigaralarını içmeleri, ama bir de şöyle bir şey var. Biraz önce siz de onu vurguladınız. Sanki bir eğlence yerine gidildiğinde mutlaka eğlencenin içinde sigara olur gibi bir bakış açısı da var. Yani yok, sigara içmeyen insanlar da Aslında eğlenebiliyorlar. öyle bir Onlar şey da yok. dans Şöyle bir edebiliyorlar. şey var. Yani mekanların bir kere sigara içilmeyen, yani sigara içilmeyen o kapalı sahne yapılan yer var. Bir de sigara içilen bölüm var. Çoğu kez aslında oraya eğlenmeye gelen kişiler o sigarayı içeceğim diye içerideki bütün etkinlikten, sohbetten, ortamdan uzak kalıyorlar. Yani sosyalleşmek için gittikleri ortamda belki dışarıda dostlarıyla değil de dışarıda tanımadıkları insanlarla sosyalleşiyorlar. Yani orada hiç tanımadığı bir insanla karşılıklı olarak sigara içiyor. Belki bu hani flört devresi için, tanışmak isteyenler için belki bir yararı olabilir böyle bir şeyin, ama onun haricinde gerçekten dostlarınla gittiysen, benim bir doğum günüme gelmişse bir arkadaşım, doğum günümü benim masamda geçirsin isterim. Ama gecenin yarısından çoğunu gider de dışarıda bir yerde geçirirse ben onu alınırım. Yani Zaten hani bir geliyor, bir çıkıyor, bir geliyor, bir çıkıyor. Sizin dediğiniz gibi eğlencenin bir kısmını da kaçırmış oluyor yani. evet. Bir de şöyle bir şey var. Gerçekten. Kışın özellikle çok büyük sorun. Biliyorsunuz o giriyorlar, çıkıyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar. Orada devamlı olarak bir ceyran söz konusu oluyor. Yani dışarının o soğuğunu içeriye alıyorlar ister istemez. Yani içerideki insanları belki dumandan korumuş oluyorlar, ama bu sırada da belki başka bir şekilde hasta olmalarına da vesile oluyorlar. Yani o ceyran, o rüzgar, o dışarının soğuğunu bir şekilde ister istemez o kapı aralığından geliyor gidiyor, geliyor gidiyor o sirkülasyon olduğu sürece. Yani aslında bunun gerçekten çok büyük bir zararı var. Ve bugün ben özellikle bununla ilgili araştırmalar yaparken çocuklarla ilgili çizgi filmler buldum. Paylaştım, hatta belki görmüşsünüzdür. Çocukların Harika harika. çok keyifli, Bakayım. çok Daha güzel. bakmadım ama.
Evet, velilerimize bunu özellikle tavsiye edelim. Çünkü çok güzel bir şekilde hem sigaranın hem alkolün ne kadar zararlı olduğunu, işte bak en kötü benim, en kötü benim şeklinde çok keyifli, çok güzel çizgi filmler yapmışlar. Bak neler yapıyorum, ne kötülükler yapıyorum diye. İşte belki hani çocuklarımızı bilinçlendirmek için çok küçük yaştaki çocuklara hitap edebilecek olan bir çizgi film. Bunları da seyrettirebiliriz. Hani annelere, velilere bunu önerelim, değil mi? Tabii ki bir şekilde hani bu konuda özellikle çocukların mesela bu suyu doğru kullanmak açısından da hep annelerine işte bulaşıkları yıkarken çok dikkat etmelerine, çok fazla su harcamamalarını bu konuyla ilgili annelerine baskı yaptıklarını görüyoruz. Sigara üzerine baskı yaptıklarını görüyoruz. Tabii ki bu konuda hani çocukların başından onlara böyle bir hatta çok küçük yani anaokulu çocuklarına bu bilgiler verilirse daha sonra da onların böyle bağımlı olmaları konusunda bir yol Daha kat edilmiş olur diye düşünüyoruz. Tabii ki bunları çok paylaşmışlar mesela. sevimli. Paylaşmaları çok güzel. Melahat Hanım paylaşmış. Biz de birçok yerde Face'te, sosyal medyada bu çizgi filmleri paylaşalım. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa, ne kadar çok çocuğumuza bu mesajlar giderse gerçekten çok önemli. Aslında bu televizyonlarda da bu tip şeyler gösterilmeli diye düşünüyorum ben. Çünkü Evet. televizyonda gösterilen yani biz orada televizyonda zaman zaman bu tip şeyler gösterirken işte böyle çok hasta olmuş, kanser olmuş ve hastanede yatan kişilerin görüntülerini görüyoruz. Yani öyle bir görüntü değil de tam tersine olan bir görüntüyü görmek daha doğru olacağını. Şimdi mesela YouTuber'ımız var, geçtiğimiz günlerde konuk olarak aldığımız. Şey hani O bize özellikle onun şunu söylemişti. Şunu söylemişti. Oyunlarda mesela oyun oynayarak çocukların ilgisini çeken ve oynadığı oyunları bir şekilde canlı yayınladığı için birçok kişinin takip ettiği bir kişi. Şimdi oyunların içerisinde öyle karakterler var ki dedi. Hani bunun içerisinde silah kaçakçısı var. Uyuşturucu satıcısı var işte, zaten ellerinde devamlı o sigara var. Ya oyunda, ya çizgi filmde, bu çocukların her dakika ulaşabildikleri oyunlarda böyle karakterler kullanılıyor. Yani bunların tamamen engellenmesi lazım. Ya da bunların olduğu çizgi filmlerin ya da oyunların gerçekten uzman, sizin gibi psikologlar tarafından izlendikten sonra, onaydan geçtikten sonra devreye alınması, satışa çıkması lazım bence, değil mi? Şöyle mesela bu konuda yapılacak bir çizgi film varsa bu konuda ve bir çocuk tiyatrosu sahneye konacaksa o zaman bir uzmandan, bir psikologdan, bir çocuk psikoloğundan bir Destek şekilde almak. görüş alınabilir. Çok da güzel olur. Biz Ankara'da bunu yapardık. Çocuk tiyatrolarına onlar zaten bize gelirlerdi. Şu oyunu oynayacağız. Bu oyunla ilgili biz size oyunun testini teksini Evet. göndermek istiyoruz. Buna bir göz atar mısınız? Zaten siz Ankaralısınız. Eğitiminizi de Evet. orada Evet. tamamlamışsınız. Yani ben mesela yıllar öncesinde hatırlıyorum, o hani şeylerin daha çok kömürlerin tüketildiği ve hani böyle bacalardan dumanların böyle oluk oluk çıktığı o Hava dönemlerde, kirliliğinin zaten çok yoğun deniz olduğu. olmadığı için inanılmaz derecede Ankara mesela hava kirliliğiyle tanınan bir yerdi. Ben Ama hiç şimdi biz Ankara'dan onun için kaçtık zaten ve İstanbul'a geldiğimizde İstanbul'un havası çok çok temizdi. Ama şu anda uluslararası değerlere baktığımız zaman İstanbul'un değerlerini de kıyasladığımız zaman İstanbul'un havasının son derece kirli, son derece Evet. tehlikeli olduğunu hatta bazı semtlerde tehlike ölçülerinin çok üstüne kadar çıktığını da görüyoruz. Bu çok önemli. Hani bir şekilde
hani deniz var, rüzgar var gibi düşünüyoruz ama çok yüksek binalar yapıldı. Siz de Evet, görüyorsunuz. hava almayı Çok engelliyor, sirkülasyonu engelliyor değil tamamıyla mi yüksek binalar? yani belli bölgelerde veya belli semtlerde bu rüzgar olayını çok kesiyor gördüğüm kadarıyla. Yani orada o bölgede hava kirliliğinin çok daha yoğun olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu da çok büyük bir tehlike. Onun için de belli şeyleri insan sağlığı için çok dikkatli olmak gerekiyor yaşam içinde. Ama bu yani bu tür olaylara baktığımız zaman yani hayvanların yaşamını da bunlar etkiliyor, olumsuz Evet. yönde etkiliyor. Bu Ya da bizim sadece için. insanlara zarar vermiyor zaten. Yani o sigara dumanı onunla yaşayan. Şimdi mesela şunu düşünelim. Ben evimde 3 kediyle birlikte yaşıyorum. Ama sigara içmiyorum. Yani kedilerim zehirsiz bir ortamda yaşıyorlar, soluyorlar. Ve inanır mısınız bundan 4-5 sene önceydi. Ben kedimi tıraş ettirmek istedim. Tıraş sırasında yapılan ilaçtan dolayı bir enfeksiyonel bir durum söz konusu oldu. Hayvanı kaybedecektim. Resmen dediler ki hani soluk almasında sorun var. Ve astım ilacı verdiler. İnsanların kullandığı bir astım ilacını verdi bana Doğru, hasta doğru. veterineri. Ve ben kedime onu böyle bir huni şeklinde kafasına geçirerekten ona devamlı olarak o astım Doğru, spreyini doğru. sıktım. Öyle öyle onu, o böyle nasıldı biliyor musunuz? Hayvan nefes alamıyordu. Böyle ellerin üzerinde duruyordu. Yatamıyordu nefes alamadığı için. Bu şekilde duruyordu resmen. Hani bir koa hastasının nefes almakta Evet, zorlanan bir insanın doğru. hali gibi hayvanda onu sıkıntı yaşı o sıkıntıyı gördüm ve Doğru, hani ev doğru. hiçbir sigara içilmeyen tertemiz bir ortamda bu çocuk yani. Neden oluyormuş biliyor musunuz? Bu kullandıkları kum var ya, kristal olan kumlar. Onların çıkarmış olduğu dumandan kaynaklanan bir rahatsızlıkmış. Mesela hemen onları bıraktık başka bir şekilde ama yani işte yan etkiler bir şekilde o canlının bile ne kadar çok sağlık değerlerini etkiliyor. Şimdi bir de düşünsenize annelerinin artık benim için çocuklarım olduğu için onlara bakan kişinin devamlı huzur sigara tükettiğini düşünün. Tabii, Yani tabii. o eve sinen, perdelere sinen kokuyu düşünemiyorum. Hayvanların bile tüyleri, Tabii. nefesleri, tamamen ciğerleri sigara dumanı yani. Böyle bir şey var mı? Yani çocuklarınız onlar Yani sizin. Var evcil olduğu için değil. hayvanların hepsi buradan etkileniyorlar. Onun için kuşlar da aynı şey için geçerli. Evlerimizde kuş Tabii besliyorsak, tabii. Evde beslenen balık her bir mesela. hayvan için, evcil Yani hayvan her için. türlü hayvan için geçerli. Yani canlı için geçerli. Hangi canlı olursa olsun. Gerçekten bu konuyla Hani benim ilgili çok. çocuğum yok, hamile değilim, doğurmadım. Böyle bir şeyler söz konusu değil. Eğer bir canlı ile yaşıyorsanız evde, bu bir küçücük bir kuş bile olsa, bir kedi ya da köpek, evcil bir hayvan da olsa, hangisi olursa olsun, siz onun nefes alanına bir şekilde Sağlığından zarar veriyorsunuz. sorumlusunuz. Çok çok önemli gerçekten. Hani bir şekilde hani ben şunu da ön planda söylemek istiyorum. Bazen hani biz konuşmaya başladığımızda demiştik ki bir ayda sigaraya ne kadar para ödediğinizi bir hesaplayın. Gözünüzün önüne Tabii. koyun o hesabı ve o hesabı gözünüzün önüne koyduğunuz zaman bu konuda tedavi için bu sizin için bir motivasyon olacak ve bu konuda tedavi için verebileceğiniz rakamın o rakamın belki yüzde biri, belki binde Ya biri zaten olduğunu da göreceksiniz. size muhakkak ilişki analiziyle ilgili de kişiler geliyordur. Şimdi ben mesela bununla ilgili bir kitap okuduğumda şöyle demişlerdi. Yani size bu ilişkinin ne yararı var, ne zararı var? Yani Doğru, sizin çok doğru, hayatınıza çok güzel, kattığı değer çok nedir? güzel. İşte aynı şekilde aynısını yapabilirler. Yani sigaranın Evet, bana evet. kattığı zararlar ne, yararlar ne? Yani ben neresinden yararlanıyorum, nesinden zarar alıyorum? Bunları bir şekilde aslında kendilerine noktalasalar, tek 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 detay detay yazsalar ve o Evet, yazdıkları evet. için karşılarına Bak koysalar. bu uygulanan bir teknik, çok da işe yarayan, çok başarı getiren bir teknik. Yani bir kağıt alıyorlar veya bir defter, sağ tarafına sigaranın onlara getirdiklerini, sol tarafına onlardan alıp götürdüklerini Ve yazıyorlar, koyup bakıyorlar. götürecekleri bize. Ve bunu aynı zamanda ilişki içinde yapıyorlar. Yani birisi için ısrar ediyor mesela, o ona olabildiğince yapmaması gereken şekilde yaklaşıyor ama diğeri
ısrar ediyor, düzelir, olur. Kendi Evet. işte istemeden yaptı, oldu, bir kere oldu, bir daha yapmaz diye ısrar ediyor. İşte o zaman biz de diyoruz onu, eline bir kağıt al veya bir defter al. Hemen defterin sağ tarafına onun sana getirdiklerini, sol tarafına da onun senin hayatından götürdüklerini bir yaz, listele bak. Bir bak ve Melahat onu Hanım gördüğü geçen zaman. benimle ilgili böyle sağ olsun çok güzel yüreği olan bir insan. Benim konserlerimi izlemiş, işte şarkılarımı dinliyor. Beni aradı, özel olarak aradı. Serapcığım senin sesin, yorumun çok güzel. Bunun çok daha farklı yerlerde olması lazım. Bunun böyle çok büyük reklamı yapılması lazım diye böyle kendince o güzel içten yüreğiyle bir istekte bulundu. Ama ben bunun mucize bilimlerle ilgili bir kitap paylaşımı yapan bir arkadaşım vardı. Ben bunun bir yine özel bir seminerine gittim. O seminerde bir test yaptırdılar. Ünlü olmakla ilgili. Ünlü olmanın sana artıları ne olacak? Yararları ne olacak? Zararları ne olacak diye. Şimdi ben bu maddeleri yazdığımda, şimdi mesela ünlü olduğum zaman istediğim kadar çok doğal davranamayacağımı düşünüyorum. Her dakika, her şeyimin bir izleme ve gözlem altında olacağını düşünüyorum. Magazinde belli bir şekilde o belli bir çıta var. O çıtayı korumak için ister istemez o birçok ünlü olan kişinin yapmak zorunda kaldığı şeyleri yapmak zorunda kalacağımı hissediyorum. Bunu çünkü hep şöyle derler. Bir Madonna mesela. Madonna belki ismi başka bir şey. Isabel şu bu. Ama Madonna ismi konduğu andan itibaren Madonna ismine hitap etmeye ve ona göre yaşamaya başlıyor. Yani onun için özellikle sanki soluk alır gibi ona göre spor yapıyor, ona göre fotoğraflar veriyor, ona göre görsel sergiliyor. Şimdi bunu düşünüldüğü zaman ben mesela kova burcu olarak özgürlüğümden, işte odaklı olmak istediğim ruh halimden, birlikte paylaşacağım arkadaşlarımın ortamlarından hiçbirisinden ödün vermek istemiyorum mesela. Bütün bunları yazdığımda bana böyle dediler. Sen gerçekten ünlü olmak istemiyorsun ki dediler yani istemiyorsun. Yani evet, şarkılarımın çok çok daha fazla kişiye ulaşmasını, birçok kişi tarafından dinlenmesini, o paylaşılıp o güzel yorumların gelmesini istiyorum. Ama şu an Türkiye ve dünyada ünlü kriterine bakıldığında, ünlü kriterlerinin yaşadığı sistem ya da o konseptin içerisinde yaşamak istemiyorum ben mesela. Yani Şimdi çok de çok güzel söylüyorsun ama senin de hani herkesin duymasını isteyen, ben de aynı Melahat Hanım gibi düşünüyorum. Herkesin duymasını gerektirecek kadar güzel bir sesin var, yorumun var. Herkesin sesi olabilir ama yorum farklı bir olay. Yorum herkes o mesela Zeki Müren'in şarkısını herkes Zeki Müren'in yorumuyla söyleyemiyor veya o evet. kadar güzel bir farklı yorum kazandıramıyor. Senin özel bir yorumun var. Onun için şöyle de düşünmek lazım. Yani bir emek vermek gerekiyor ve o emek de yaşam boyu devam etmesi gerekiyor. Ünlülere mesela biz hep rica ederiz, deriz ki sigara içmediğinizi söyleyin, silah taşımadığınızı söyleyin. Bu çok önemli çünkü pek çok kişi sizi örnek alıyor. Özellikle gençler sizi örnek Biz şunu alıyor. söylüyoruz Onun yani için mesela idol yani sanatçı, çok yani örnek sanatçı olmak olmanız başka bir lazım. şey, ünlü olmak başka bir şey ama idol sanatçı olmak yani o gençlere, çocuklara, kendilerini takip edenlere örnek bir duruşta olmak başka bir şey. İşte onlar idol sanatçılar. Bir de şöyle bir güzel bir şey var. Yani ünlü olduğunuz zaman her şekilde abuk sabuk şeyler yapmanız gerekmiyor. Abuk sabuk şeyler yapmadan da ünlü olunabiliyor. Ama o zaman bazen hani İnşallah yani benim bir tek dileğim o zaten. Yani böyle şu magazinlerde orada burada olmaya gerek kalmadan belli bir şekilde yaptığımız bir şarkının gerçekten milyonlara erişebilir konuma gelmesi, sesimizin, yorumumuzun biz durduğumuz yerde sadece mesleğimizi icra ederken kaliteli bir şekilde o duruşu, o çizgiyi gerçekleştirirken. Çünkü benim için hiçbir zaman şimdiye kadar şu müzik hayatımda dahil olmak üzere, kendi hayatımda dahil olmak üzere bana birçok kapıyı açabilecek olan ama benim istemediğim tarzda bir beklentisi olan hiç kimseye ne bir eyvallahım oldu, ne bir yalakalığım oldu. Hani böyle bir istek karşısında her zaman duruşumdan, çizgimden ödün vermedim. Ve sadece ve sadece hani bu çizgiden dolayı hani böyle bir şey olsun diye de gerçek ruhumun kabul etmediği ya da saygı görmesini hissetmediğim hiç kimseye
saygı göstermedim açıkçası. Hani bu benim için çok fazla derecede biraz böyle katı kuralları olan bir yapıdayım bu Ama arada. o kuralları galiba biraz Hani esnetmek derler ya, lazım. köprüyü Kritik yok geçene ki, kadar şöyle der. bunu asla yapmadım. Yok yok, şu anlamda. Mesela der ki, ben der, reklamlarla ilgili bir reklama çıkıyorum. Şu kadar para alıyorum. Bu parayı tamamıyla kendi parçalarımı çıkarmak için harcıyorum. Ama bir yandan da hani bir şekilde çarkın dönmesini sağlamaya çalışıyorum denir. Hani böyle de bir şey var. Hayatın içinde de böyle bir şey Yo, var. Bizim zaten yani reklamdır, yaşamımızda da, tanıtımdı, ama tabii ki şey etkinlikti. anlamında değil. Yani her şeyi yapacaksınız gibi bir şey değil bu. Ama bu çok çalışmak gibi, çok koşturmak gibi, bir bilim adamı gibi. Nasıl bir bilim adamı bir şeyi bulurken Mücadele. Tabii. günlerce, günlerce, aylarca çalışıyor, uyumuyor, sürekli olarak bir onu farklı yönlerden deniyor, ısrar ediyor, hiçbir şekilde umudunu kaybetmiyor. Onun gibi bir şey bu da, yani bir şekilde emek vermek diye düşünüyorum ben bunu. Zaten Tabii müzik ki. yolundan vazgeçmek, üretmekten vazgeçmek gibi bir düşüncem asla yok. Her zaman yeni şarkılar, yeni ruh halimle yapılmış olan, başka şarkılara katmış olduğum yorumlar, sadece beste ve şiir haricinde, başkalarının şarkılarını da seslendirmek anlamında, çalışmaya, yorulmaya azimle her zaman devam. Ama dediğim gibi yani bu düşünce biraz daha böyle, hani aslında biz şeyde kalmıştık, yararları zararları. Yani bu konunun yararları ve zararları da bir şekilde eşlik ettiğimizde o denge nerede bozuluyor? Dengede işte sigaranın zararları nerede tam olarak sizi aslında dibe çöktüğünün, çektiğinin farkına varıyorsunuz. O gerçeklerin farkına varmak aslında. Çünkü ben şunu anlıyorum. Sigara içenler o böyle sigaranın zararları üzerine olan metinleri, filmleri, kitapları böyle okumak istemiyorlar. Yani böyle bir inkar edişte var aynı zamanda, değil mi? Onlar şuna karşı çıkıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Diyorlar ki biz diyorlar yasaklanmış olmasına karşıyız. Yani biz kendimiz karar veririz. Bizim adımıza kimse karar vermesin. Biz kendimiz bunu görüyoruz. Biz bunun sağlığımız için de ne kadar büyük bir tehlike olduğunu da görüyoruz. Onun için sağlığın da satın alınmayacak kadar pahalı olduğunu da görüyoruz. Kendimiz bu işi kendi kararımızla bu adımı atmamız lazım. Birisi bize üstten bir şekilde şunu yapacaksın, bunu yapacaksın dememeli diyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman onlara hak verebiliyoruz. Ama bir Tabii. şekilde Yani bu zorlayıcılık oldukça, her zaman bir şekilde itici konumda kalıyor. evet. Ama şöyle bir şey var. Bil ki yani mesela bu tedavinin başka yöntemleri de var. Yani muhakkak siz psikolog olarak bunları araştırmışsınızdır. İşte hipnozla tedavisi var. İşte NLP ile var. Belli bir şekilde biyorezonans da var. Hani bunlardan mesela önerdiğiniz ya da gözlemlediğiniz şey, güzel sonuçlar elde edilen oldu mu hiç? Şöyle, şimdi biz bu tür şeylere biraz alternatif diyoruz. Alternatif olduğu zaman normal tedaviyi aldım, gittim. O bana terapiye başladım ama olmadı, yararlanamadım diyorsan alternatiflere bakabilirsin. Bu senin hakkın tabii ki. Ama şimdi ben İlk önce alternatiften başlayayım. Normaline olması gerekeni de istersem yaparım gibi bir yaklaşım doğru değil. Onun için ben şimdi mesela bizim bilimsel bir şey olması lazım. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar, araştırma sonuçları olması lazım. Şu kadar kişide yapılmıştır. Dünyada kabul Şu kadar edilen sonuç alınmıştır. dergilerde yayınlanmış olması gerekiyor. Onun için bu açıdan baktığımız zaman işte hipnoz gibi şeyler şu anda tedavi tekniği değil, terk edilmiş şeyler. Onun için de bu konuda asıl olması gereken noktadan yani tamam ben bununla ilgili bunu yapıyorum, yanına da şunu şunu koyuyorum diyebilir kişi. Ama biz de gördüğümüz kadarıyla bu tüm Türkiye için geçerli. Asıl olması gerekeni bir kenara bırakıp yani yan dallarda neler yapıyoruz, ben şunu yapıyorum veya şunu yaptım ama olmadı gibi bakıyoruz. Onun için ben hep şey istiyorum. Yani olması gereken bir şey yapsın,
onun arkasından kararlı olsun ve ondan sonra gerekirse onun Evet. yanına ilaveler yerleştirsin. Ve ben gördüğüm kadarıyla ve bu konuda yapılmış çalışmalara, araştırmalara, araştırma sonuçlarına baktığım zaman yani terapinin dışındakiler tamam işte bir bantlar var, bu konuyla ilgili pek çok şeyler var. Ama bütün bunların içinde hani bu benim için işe yaradı diyebilen kişilerin sayısına baktığımız zaman terapinin en üst sıralarda yer aldığını görüyoruz. Şimdi insanlar terapiye gidip gelmek çok zor, çok pahalı. İşte arabamı nasıl park edeceğim, nereye park edeceğim? İşte ben zaten çalışıyorum, akşam da yorgun çıkıyorum. İşte Evet. evim Vakit ayırmak uzak. zor gelebiliyor bazen. Evet, bunları hepsini söylüyorlar ama şimdi online olduğu zaman yani evinden de yapabilir, sokaktan da bağlanabilir. Biraz önce birlikte konuştuğumuz gibi iştah duyduğunda hemen dönüp arayabilir. Online olarak Peki, sizi mesela bağlanacağı için. kriz anında aradı. Dedi ki Aynur Hanım şu anda çok sigara içmek ihtiyacındayım. Çok fazla derecede istek geliyor içimden. Ne yapmalıyım dese. Mesela sizin ilk öneriniz şimdi biraz bir tüy almış olacağız ama küçük de olsa Tabii güzel. tabii tabii. Mesela gidip Şöyle keyifli minik tiyolar da verelim buradan. Birincisi bizim bir kavanozumuz var. Bu kavanoz hani böyle istemediğimiz bu sigara içme olabilir ve içimizden gelen işte başaramayacağım gibi bir şey olabilir. Bunların bu kadar olumsuz ne varsa hepsini o kavanozun içine dolduruyoruz. Ağzını kapatıyoruz. İsterse bu sizin oturduğunuz evin bir yerinde durabilir kavanozunuz. Bu hayali bir kavanoz. İsterseniz bir sandık bu bir kasa olabilir. Onun Evet, yani içine bu korkular, dolduruyorsunuz. güvensizlik, Korku, kaygı, sizin. endişe ne varsa hepsini Evet. dolduruyorsunuz. Yine onun küçük bir asma kilidi var. Oradan kilitliyorsunuz. Bir kontrol ediyorsunuz. Yine diyorsunuz ki böyle şeyler bana hiç ulaşmasın, benimle hiç olmasın diye düşündüğünüz noktada yine bunun hani aklınıza gelen olumsuzluğun yanına veya önüne hemen başarı evet ben bunu yapabilirim, deneyebilirim, olabilir, niye olmasın olan, başarmış olan insanlar var diye bazı olumlu düşünceleri getiriyorsunuz, onları birbirine yapıştırıyorsunuz. Bu Ben bir bunu şunu yöntem. söylerim mesela söz uçar yazı kalır derim. Arkadaşlarıma yapmak istediklerini şöyle bugünkü ya da işte günümüz gelecek kullanmadan şimdiki zaman ya da şu anki yani belli bir şekilde geniş zaman şeklinde yaz planla. Çünkü söz uçar yazı kalır ama bu yazdıklarım bir şekilde muhakkak yaşanır diyorum. Sizin de herhalde buna benzer bir değil mi hazırlattığınız bir Evet, şey. evet. Şunu da yapabilirler. Bunlar da böyle uyguladığımız tekniklerden bazıları. İşte sigarayla ilgili sigara içmeyeceğim diye bir kağıdın üzerine yazabilirler. O kağıdı küçük küçük parçalara ayırıp ellerine alıp tualete gidip klozete döküp sifonu Yapabilirler mi? çekebilirler. Gitti sigara içme isteğim diye yazıp onu yine böyle küçük parçalara ayırıp klozete atabilirler. Yine onu bilgisayarlarında yazıp silebilirler. Buna Peki benzer pek sigara çok. içmiyorum çünkü sigara işte dişlerime zarar veriyor. Sigara beni daha erken yaşlandırıyor. Sigara benim gözlerime zarar veriyor. Sigara ciğerlerime zarar veriyor. Sigara içmiyorum. Bunları böyle madde 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 yazsa ve her gün uyandığı ya da aynasının bir köşesine yapıştırsa nasıl olur Evet, sizce? bunların hepsi işe yarayan şeyler yani bir şekilde hani hep görebileceği işte kapının üzerine olabilir, işte banyoya, mutfağa, buzdolabının üstüne yazıp yapıştırabilir. Bunların hepsi uygulanabilen yöntemler ve özellikle biz de bu demin sizin anlattığınız yöntemi uyguluyoruz. Orada mesela bu Zaman bir içinden bir sigara istek istiyorum. geldiği anda hemen git onu bir kağıt kalem al, yaz onu. İşte duygunu yaz, öfkeni yaz, ne gelirse yaz diyoruz mesela. Yazdığı zaman insan bir rahatlıyor. Biraz sonra Aslında da gidiyor galiba. bunu bu kadar Çok kısa yoğun sürede gidiyor. hissetmemeye başlıyor. Yine
bir sigara balonu diyoruz. Bizim özellikle bir havaya giden bir balon hayal etmesini istiyoruz. O balonun içine işte sigara paketleri koyabilir. O balonla yükselmeye başladığında kum torbalarını içinde sigara olduğunu hayalinde gözünün önüne getirebilir. O kum torbalarını yavaş yavaş balondan aşağı atabilir. Böyle bir Peki uygulama yapabilir. bu biriktirilmiş kül tablasında kalmış kül kokusu, sigara kokusu. O böyle biliyorsunuz çok yoğun ve çok pis bir kokudur. Yani içmeyene daha berbattır. Bunu mesela bir süre kullanıp o kokuyu bir şekilde hayal etmesi, düşünmesi ya da dönemsel olarak çıkarıp onu koklaması gibi bir şey olabilir mi? Şöyle sigara içen kişiler bu kokuyu bir hissetmiyorlar. Yani o mesela biz bazı şeyleri Algılayamıyorlar. bir süre sonra onlar bizim için artık rahatsız ediciliğini veya var olmasını kaybediyorlar. Yani onun için de hani bu koku onlar için rahatsız edici bir koku değil. Ama bizim için içmeyenler için oldukça rahatsız edici bir koku. Aşırı derece. Yine bizim için bu konuyla ilgili olarak o kadar fazla teknik var ki bu tekniklerin ya öbürünü ya bunu ya şunu kullanabilirler ve bu teknikleri birlikte de kullanabilirler. Hani şimdi ben ne yaptım? Kavanoza koydum. Arkasından ne yaptım? Klozete attım. Arkasından ne yaptım? Bilgisayarımda Bulut yazdım, yaptınız. sildim. Gökyüzüne Arkasından ne yolladınız. yaptım? Yazdım onları. Sigarayı içmeyen bir veya kızı var diyelim çocuk 3 yaşında ona bir mektup yazabilir. Süremiz bitmek üzereymiş Alanur Hanımcığım. 20 saniye kalmış. Çok güzel bir Evet. yorum, çok güzel bir sohbetti ama akıp gitti. Son bir Akıp gitti. teşekkür ediyorum size. Güzel yorumlar geldi. Umarım bizi izleyenler yararlanmıştır diyorum. Vallahi ben çok teşekkür ederim. Çok güzel, dolu dolu bir programdı.